geniş ve verimli ovası nedeniyle tarihin her döneminde bir cazibe merkezi olan Çivril'in geçmişi M.Ö. 7000 yılına dek uzanır. Sırasıyla Hitit İmparatorluğu'na bağlı Arzava Krallığı, Frig, Lidya, Selevki, Bergama Krallıklarıyla Roma ve Bizans İmparatorluklarının hakimiyetinde kalan Çivril, 1176 yılında sınırları içinde yapılan Myriokephalon Savaşı'yla Türk'ün şanlı tarihindeki yerini alır. Selçuklu hükümdarı II. Kılıç Hasan'ın Bizans Kralı Manuel'i Myriokephalon Savaşı'nda bozguna uğratması ile Türklerin Anadolu'ya yerleşmesi kesinlik kazanır. Bu zaferden sonra Anadolu'da Çivril'de artık Türk toprağıdır ve sonsuza dek de öyle kalacaktır. Çivril idari bakımdan Işıklı nahiyesine bağlı bir köyken, 1886 yılında nahiye olmuş, 1914 yılında Afyon iline bağlı kaza, 1925'te Deniz iline bağlı ilçe olmuştur. Çivril, 1499 kilometre kare yüzölçümü ve 61 bin nüfusuyla denizinin en büyük ilçesidir. Çivril'in kaderinde zaman zaman kara günler de yaşanmamış değildir. 1921 yılı Şubat ve Nisan aylarında iki kez Yunanlılar tarafından işgal edilen ilçe, 30 Ağustos 1922 yılında düşmanın kovulmasıyla özgürlüğüne kavuşur. Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan ilçede bulunan Beyce Sultan Höyüğü, Anadolu'nun tarih öncesi dönemlerini ışık tutan ve ilk yerleşmenin M.Ö. 5000 yıllarına dayanan denizinin en eski yerleşim yeri olup, Arzava beyliklerinden birisine başşehirlik yaptığı düşünülmektedir. Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından yapılan kazı çalışmalarında birçok tarihi verilere ulaşılmış, bölgenin tarım ve hayvancılıkla uğraştığı ortaya çıkarılmış, bakır madeninin kullanıldığı da tespit edilmiştir. 40 kültür tabakasının yaşadığı bir yerleşim yeri tespit edilmiş, bu yerleşimde özellikle Genç Tunç Çağı döneminde çok büyük bir şehir olduğu belirlenmiştir. Şehrin doğu ve batı yönünde uzanan 3 metre genişliğinde caddelerle bölündüğü ve bu caddelerin arasında çok iyi parsellenmiş 2 katlı villaların olduğu ortaya çıkarılmıştır. Höyüğün üzerinde bulunan Beyce Sultan Türbesi ise Anadolu'nun iskanı ve Türkleşmesinde önemli roller oynamış, Türk dervişlerinden ve alperenlerinden birisine aittir. İlçedeki en eski yerleşim yerlerinden biri olan Ömanya Antik Kenti de Çivril-Dinar Karayolu üzerindeki Işıklı yerleşiminin bulunduğu alandadır. Bergama Kralı 2. Ömönes adına kurulmuş olan bu kent hakkında pek fazla bilgiye sahip değiliz. İlçenin önemli tarihi yapılarından biri de 2004'te restore edilen Dedeköy Camii'dir. 13. yüzyıl beylikler döneminde yapıldığı tahmin edilen caminin inşasında çevrede bulunan pek çok antik malzeme kullanılmıştır. Tarihi kayıtlarda cami yapılan yerin bir tapınak olarak gösterilmesi, ardından kiliseye dönüştürülüp son olarak da cami olması, Dedeköy için dinlerin harman olduğu yer tabirini haklı kılmaktadır. İlçe merkezinden 12 kilometre uzaklıktaki Savran köyünde bulunan Serbenşah Camii ise gerçekten görülmeye değer bir şaheserdir. 13. yüzyıl beylikler döneminde yapılan camiyi restore edilerek asına uygun hale getirilmiştir. Denizli Uşak Karayolu üzerinde adını aldığı ovaya kurulan Çivril, iklim bakımından Akdeniz'de İç Anadolu karasal iklim arasında bir geçiş teşkil eder. Bu elverişli iklim şartlarının ilçeden geçen ve Ege'ye hayat kaynağı olan Büyük Menderes Nehri'nin de eklenmesiyle Çivril, tarımsal verimlilik bakımından Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline gelir. Özellikle meyvecilik alanında son yıllarda modern teknolojinin de kullanılmasıyla verimlilik artırılmış, böylece Çivril, ülkemizin 5 büyük elma ve şeftali üreticisinden biri haline gelmiştir. İlçe ayrıca kiraz, hünnap, kayısı, üzüm, haşhaş, pancar, tütün
ve ayçiçeği üretimi bakımından da hatırı sayılır bir öneme sahiptir. Çivril'de üretilen elmanın büyük bölümünü Star Crimson, Star King, Granny Smith, Red Chief, Scarlet Spur, Braeburn, Fuji, Pink Lady, Gala ve Golden elma çeşitleri oluşturmaktadır. Şeftali'de ise Monreal, Elegant Lady ve Crest Haven en çok üretilen türlerdir. İlçede üretimi son yıllarla birlikte önemli ölçüde artan ürünlerden biri de kirazdır. Üretilen kirazın büyük bir bölümünün ihraç edilmesiyle önemli miktarda girdi sağlanır. İlçedeki kiraz üretiminin önemli bir kısmı Gümüşsu'da gerçekleştirilmektedir. Ağırlıklı olarak üretilen ve ihraca giden 0900 zira çeşidini Lambert, Wang, Bing ve Sweetheart çeşitleri izlemektedir. Çivri'de meyvecilik ilçe ekonomisinin lokomotifi durumundadır. İlçe nüfusunun %80'inin tarımla uğraşması, ürün çeşitliliğinin yanı sıra verim artışı çalışmalarının da ivme kazanmasını sağlamıştır. Çivril'de birim sahadan alınan mahsul bakımından elde edilen üretim gelir getirisi, tarımı yapılan bütün mahsullerde dünya standartları seviyesindedir. Meyveciliğin ilçe ekonomisinde bu denli büyük öneme sahip olması, meyve işleme tesislerinin kurulmasını da beraberinde getirmiştir. İlçede 2 adet meyve konsantresi işleme fabrikası ve 38 adet de soğuk hava deposu faaliyet göstermektedir. Bu tesislerde halen 54.270 ton elma depolanmaktadır. Ayrıca ilçede son zamanlarda çerezlik ayçiçeği üretiminde de önemli artış olmuş, buna bağlı olarak depolama ve işleme tesisleri de faaliyete geçmiştir. İlçede meyvecilik ve diğer tarım ürünlerinin bu kadar ünlü olması, bu ürünlerin bütün dünyada tanıtılmasını da zaruri kılmıştır. Bu yüzden her yıl Eylül ayında ilçede Elma Kültür ve Tarım Festivali düzenlenmektedir. Tarımın bu kadar önemli olduğu ilçede küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine bağlı olarak et ve süt üretimi de oldukça yüksektir. Bunun yanında yumurta ve bal üretimi de günden güne artmaktadır. Çivril, coğrafi yapısı ve iklim çeşitliliği sayesinde bitki florası ve yabanıl hayvan çeşitliliği bakımından zengin bir konuma sahiptir. Özellikle Akdağ'ın güneyinde yer alan Işıklı Gölü, doğal güzelliği, çok sayıda kuş çeşidine ev sahipliği yapması, sulama kapasitesi ve su ürünleri zenginliği bakımından çok önemli bir potansiyele sahiptir. Alaca balıkçıl, bıyıklı sumru, gülen sumru, küçük karabatak, sakarca ve Macar ördeğinin aralarında bulunduğu pek çok kuş türünün barındığı gölde sazan, turna ve kadife türü balıklar da üretilmektedir. Ayrıca Işıklı ve Gökgöl'de de kafeste alabalık yetiştirilmektedir. Göl yüzeyinde hopa denilen yüzen adalar üstünde hasır otu ve diğer bitki türlerinin yanında rengarenk, nefes kesen güzellikteki nilüfer çiçeklerini hayranlıkla izleyebilirsiniz. Türkiye'de hemen her ilde bir çivrili kuyumcunun bulunduğu ilçenin adı altınla birlikte anılır. Bu derece büyük bir ürüne sahip olan ilçenin yeraltı kaynakları arasında mermer ve kömür de önemli bir yer tutar. Çivril denince doğal güzellikleriyle ünlü Akdağ'dan bahsetmeden geçmek olmaz. Dünyada ender görülen türlerin yetiştiği Akdağ, bitki florası bakımından çok zengin bir yapıya sahiptir. İçerisinde barındırdığı doğal hazinelerle ziyaretçilerini şaşırtan Akdağ'da yılkı atlarını ve çatal boynuzlu yaban geyiklerini görebilirsiniz. Ayrıca Tokalı Kanyonu da eşsiz doğası, muhteşem görüntüsü ve zorlu etabıyla görülmeye değerdir. Çivril, okullaşma oranının yüksek olduğu ve modern okul binalarıyla donatıldığı bir ilçedir. Anaokulları, ilköğretim okulları, liseler ve üniversitelerin tamamı
hayırsever iş adamlarımız tarafından yapılmıştır. Gerek 1986'da İstanbul'da kurulan ve kısa adı ÇEVAK olan Çivril Eğitim ve Kültür Vakfı'nın yapmış olduğu çalışmalar, gerekse her biri yaptıkları ölümsüz hizmetlerle geleceği ışık tutan, İstanbul'da yaşamalarına rağmen kalbi Çivril için çarpan vefakar iş adamlarımız Kadir Kameroğlu, İsmail Özcan, Atasay Kamer ve Selami Özel'in başta eğitim ve sağlık olmak üzere her alanda ortaya koydukları dev eserler, Çivril'i hayır hizmetleri bakımından örnek bir konuma getirmiştir. Zamanının büyük bölümünü Çivril'de geçiren ve kendini Çivril'e adayan ve bu hizmetlerde önderlik yapan Kadir Kameroğlu'na bütün Çivril halkı müteşekkirdir. Evet, daha alınacak çok yol, anlatılacak çok şey var, var olmasına da. Bu filmde izledikleriniz ve duyduklarınız bir tadımlık lezzet bıraksın dimağınızda ve siz en iyisi bu filmi yerinde, Çivril'de yaşayın doyasıya. Çünkü öyle yerler vardır ki anlatılamaz görülmeden. Kelimeler kifayetsiz, duygular güdük kalır. İşte Çivril'de böylesi yerlerdendir.